Şimdi 21. lemada bununla alakalı bir yer var. Onu bir izverseniz okuyayım. Evet. İhlas Risalesi'nde. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Sizler ve bizler ne yapıyoruz? Öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Nasıl ki bizim şu anda insanı maddiyiz değil mi? Maddi bir insanız, maddi Evet. beşeriz. Bizim neyimiz var? Hücrelerimiz var. Azalarımız var. İşte Üstad bunu diyor, şahs-ı manevi düşünün. Bu şahs-ı manevinin azalarıyız. Bazı insanlar göz vazifesi, bazı insanlar burun vazifesi, bazı insanlar dil vazifesi, bazı insanlar ayak, bazı insanlar el, bazıları beyin vazifesi görüyor. Bazıları da bir tek hücre olur belki. Mesela. Ama şereftir. Tabii canım. Yani orada canlı bir hücre olmak değil mi? İnsanı kamil, Ya. kamil bir insan binası veya Ya. vücudu içerisinde bir hücre, bir tuğla olmak. Ya. Bazen insan düşünüyor. Mesela ben bir Burhan olarak mı yaratılsaydım daha iyiydi? Tabii Cenab-ı Hakk'ın hikmetine amenna diyoruz. Onu bir tarafa bırakıyoruz da biz kendi açımızdan düşünüyoruz. Yoksa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vücudunda bir kıl olarak mı yaratılsaydık? Değil mi? Şimdi burada sen işini Cenab-ı Hak bırakıyor diyoruz. Cenab-ı Hakk'a bırakıyoruz. Cenab-ı Hak seni Hazreti Aleyhisselam'ın evet vücudunda bir kıl olarak yaratmadı ama onun davasına gönül veren ve ahir zamanda kardeşlerim gelecek hitabına inşallah mazhar olabilecek bir makamı Allah sana nasip etmiş. Sen ona layık olmaya çalış yani. Değil mi? Evet, işte bu şahs-ı manevi ona mazhar. İnşallah. Veya şöyle mi demek lazım? Yani ben bu hayata işte sadece dünya hayatının lezzetlerini tahsil etmek, makamımı yükseltmek, kariyerimi elde etmek, işte şu kadar para, bu kadar vesaire mi? Yoksa yani çok yine hizmet buna mani değil de silik bir şahsiyet de olsam, hiç Mesela. tanınmasam, bilinmesem de belki dünya itibariyle kor general, or general, mareşal olmaya bedel iman Kur'an hizmetinde bir rütbesiz er olsam hangisi yani daha kıymetli? Ötekin bin tane mareşalliğinden buradaki erlik Tabii canım, daha daha yüksek. büyük. İşte böyle bir şahs-ı manevinin içinde Elhamdülillah. dahil olmak. Elhamdülillah. Şükür. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Amin. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi, yani hayat-ı ebediye var, bir de hayat-ı ebediye içerisinde saadet-i ebediye var. Yoksa şekavet-i ebediye de var hayat-ı ebediye içerisinde. Tabii. Hayat-ı ebediye içerisindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmünde. Şimdi olduk fabrika. Biz devamlı ürün çıkarıyoruz. Ne çıkarıyoruz? Saadet-i ebediye ürünü. Saadet-i ebediye gidecek insanların ürünü çıkarıyoruz. Böyle bir fabrikanın çarkı hükmündesin ya. Tabii Yani. küçücük bir mil de olsam Değil mi yani? çok büyük şeref. Yani senin şimdi alıcın Allah ya. Daha kıymetini kim tartar ya? Doğru. Ya bazen bakıyorsun ki bütün dünyaya da kendini satsan, yani bütün dünyayı elde etmek manasında kendini versen yine ucuz. Değil mi? Yani sen çok ucuza gitmişsin yani. Çünkü kainat senin için halk edilmiş zaten. Dünya ne ki yani? Doğru. Ya. Ve sahili selamet olan Darüsselam'a ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de, Rabbani bir gemide çalışan hademeleriz. İşte bu kademe meselesini de iyi anlamak lazım. Yanlış anlarsak, şimdi biz bazen kendimizi böyle bir yolcu gibi, insanlar beni arasın, insanlar beni sorsun, insanlar beni davet etsin. Hayır. Sen kademe misin? Evet, ben vazifeliyim, o bitti. Benim abilerim bana git kardeşim mutfakta çalış derler. Benim vazifem odur. Evet. Bana git kardeşim tuvaleti temizle derler. Benim vazifem o. Kademeyim ben ya. Ben yolcu değilim. Ben kamerada duracak ya da işte seyir yerinde duracak ya da ondan sonra şurada burada duracak bir durumda değilim ki ben. Yemeği önüne gelen insan değilim ben. Yemeği insanların önüne götüren bir durumdayım. Bir hizmetkarım yani. Bunu da Allah nasip etsin anlamaya İşte bunu anlayabilsek yani. çok meselemiz çözülüyor yani bence. Evet. Hademe olan kişi şikayet etmez zaten. Mesela yorgunluktan şikayet etmemesi lazım. Uykusuzluktan şikayet etmemesi lazım. Ya. İşte ya bugün de mi ders var? Bugün de mi program var? Bugün de mi işte filanca mesai var? Bugün de mi şunu yapacağız dememesi lazım. Çünkü sen hizmetçisin ya. Bir
şey daha anlaşılsın diye kölesin yani. Kölenin hürriyeti yoktur, kölenin rahatlığı yoktur. Ve dolayısıyla bahanesi de olmaz yani. Allah Allah. Çünkü hizmetkar, çünkü köle. Hiçbir bahanesi olmayınca, hiçbir şey olmayınca ne yapacak adam? Yani. Artık ne bir şeyden dert yanabilir. Ya benim işte örneğin atıyorum yani tayinatım az mesela. Veya işte ben günde 8 saat değil 16 saat hizmette koşturmam gerekiyor. Veya ben işte bir kişinin değil 5 kişinin yaptığı işleri de takip etmem gerekiyor. Şimdi ben hizmetçiysem eğer, hadimsem veya işte Risale-i Nur'da köleysem, öyle bir makama talipsem, öyle bir şeye talipsem, bu şeyler ne kadar ziyade olursa olsun şikayet etmem elhamdülillah. Hatta şeref bilirim. Niye? Çünkü benim yaptığım her dakika ibadet hükmüne geçiyor. Yaptığım her şey hizmet ve Allah rızasını celbedecek bir mana hükmüne geçiyor. Yani bunu biraz anlamak zor ama anlayabilirsek. Bir de insanlar şöyle yapıyor. Ya biraz daha özel belki bu ama. Birbirleriyle kıyas ediyorlar. Ben böyle bakıyorum da öteki öyle bakmıyor. Bakmasa bakmasın canım. Yani sen Allah için yapmıyor musun? Öteki öyle bakmak zorunda değil ki. Öteki öyle bakmazsa az kazanır veya derecesine göre kazanır. Ya ben çok işte hizmetin ucundan tutuyorum da o hiç hizmetin ucundan tutmuyor. İşte ben çok yükün altına giriyorum. O işte daha rahat, daha serbest. Olsun. Sen Allah için yapmıyor musun yani? İnsanlar da seninle teşrik mesai etmezse etmesin. Yani sana da, Cenab-ı Hak daha çok hizmet vermiş. Bazen öyle kardeşlerle konuşuyoruz da mesela işte abilerle falan. Ya işte falan böyle böyle niye yaptınız, böyle böyle niye oldu falan gibilerden. Ben diyorum ki işte ya Cenab-ı Hak size çok sevap kazandırıyor. İşte onun için böyle oldu falan. Onlar da diyor ki derman diyor hadden geçse dert getirir. Ya bunda bir hikmeti, bir sınırı, bir hududu olması lazım gibi. Yani her neyse işte Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Bence hadimlik sırrını bir anlayabilsek, ne mazeretimiz kalacak, ne bahanemiz kalacak, ne şikayetimiz kalacak, ne kalbimizin içinde bir sitem olacak, ne kimseden bir beklenti, bir ne bileyim başımızı birisi okşasın, birisi alkışlasın, bizi birisi takdir etsin veya işte maddi anlamda bir şey beklemek. Hiçbir yani ne kadar sıkıntı varsa şeytanın bütün hilelerini bozuyor bu ademlik sırrı. Anlayabilirsek eğer. Ya. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Amin. Amin.